Tarım bilimcileri ve ziraat mühendisleri olarak mesleğimiz açısından tarihi bir dönüm noktası olan bu başlangıç gününü uzun yıllardır bir meslek bayramı etkinliği ve haftasını da tarım haftası olarak kutlamaktayız. 28 tane profesörümüz, 13 tane doçentimiz, 30 tane yardım doçentimiz ve 13 tane araştırma bölgesiyle toplamda 84 öğretim elemanıyla bu eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam edecekteyiz. 1700'e aşkında öğrencimiz, yüksek lisans ve doktoralar dahil 1700'e aşkında öğrencimiz mevcut. Biz bir saha çalışması yaptık. GAP İdaresi Başkanımız da eminim biliyordur. Daha gerçi sonuç raporunu yayınlamadık. Yine GAP bölgesiyle ilgili, GAP bölgesinin ulusal ekonomiye katkısı ve kendi içerisindeki rekabet gücü konusundaki çalışmayı biz bitirdik. Aralık itibariyle teslim ettik. Bunun saha çalışması kısmını ben yürütmüştüm burada. En az 50-60 civarındaki büyük çiftçimiz bizden mesela çiftçi eğitimi konusunda yardım istedi. Çiftçilerimiz stajyer öğrenci alabileceklerini, mesela iki öğrenci alabileceklerini söylediler. Bunu bana söyleyen çiftçi 55-56 civarındaydı. Her biri iki kişi aldığı zaman bu 120-130 civarında öğrenci ediyor. Bu benim ulaşabildiğim. Gıda güvenliği, günümüzün önemli bir sorunu. Gıda kalitesi ve gıda güvenliği gerçekten bugün soframızda tükettiğimiz gıdalarımızın sebzeli, meyveli, et ve süt ürünlerinin hangimiz içimize sinerek tüketebiliyoruz? Bu soruyu bir kendinize sormanızı istiyorum. Ben başta kendime sorurken hep böyle bir kuşku, şüphe, hatta bir adım ötesi gıdaya bakış açımızda toplumsal bir panoramaya doğru gidiyoruz. Ben bir teklifte de bulunmak istiyorum. Belki bu ulusal bazda kabul etmek veya pratikye dökme imkanı olmayabilir. Ama en azından tarım yıl dönümlerinde üniversitemizin, özellikle ziraat fakültemizin bir tarımsal konuyu tema olarak, o yılın teması olarak işlemesini, öne çıkarmasını, yıl boyunca bu konunun üzerinde bilimsel araştırmalar, saha araştırmaları yapılmasını temenni ediyorum. Yani o süreçte mesela neler yaşadılar? Neden biz böyle bir eğitim vermedik ya da o süreçte o şekilde bakmadık diye de biz kendi kendimize, kendi hanemize bazı şeyleri not etmek istiyoruz ki bundan sonra o eksikleri